Sattınız diyor. Ne satması ya? Yalan söyleme. Burası BMC'ye ne yapıldı? Kiralandı. Şimdi devlet bana burayı sana veriyorum, ben çekip gidiyorum, bana kira ver demiyor. Böyle dese kira koyacak. Benimle beraber yapacağım bir şeye niye aidiyete kira vereyim? O da benimle kullanacak. Erdoğan şunu söylüyor. Haklıya haklı. Fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Doğru. Bu doğru. Çünkü bedava verildi. Satış olsa para alacaklar karşılığında. 1 lira bile, 1 dolar bile, 1 sent bile, 1 kuruş bile alınmadı. Bedava verildi oraya. O nedenle biz tank palet fabrikası peşkeş çekildi diyoruz. Fırtına obüsleri burada üretiliyor. Gene yalan. Yok böyle bir şey. Arifiye'deki bu fabrikamızda fırtına obüsü üretimi ve entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 fırtına obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. Ya orası bir tamir bakım atölyesiydi. Ama bitmiş tükenmiş bir konumda. Ülkemizde tırtıllı araçlara ait palet ve askı donanımlarının tasarım, imalatı ve bununla ilgili yenilemesi konusundaki en önemli entegre tesis buradadır. Bunun yanında fabrikamızda kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını tasarlayan bir atölyede yine buradadır. Fabrikamızda yıllarca çeşitli modellerdeki tanklarımızın, obüslerimizin modernizasyonları, mekanik ve elektronik kalibrasyon hizmetleri yapılmıştır. Ayrıca Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı inşallah planlıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı bir tweet atıyor. İlk Altay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek, hayırlı olsun. Nerede tank? Ay nerede tank? 18 ay sonra teslim edilecek. Ya bari bir oyuncak tank alsalar. Bari bir oyuncak tank alsalar. Nerede bu tank? Altay tankını seri üretim aşamasına getirdi. Buradan Altay'ı bir defa inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. Gayrimilliler bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyor. O tank palet fabrikasını söke söke Katarlardan alıp şanlı ordumuza verecekler.